Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, SLP analizi yapacağız. SLP analizine başlamadan önce, videoya başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi şöyle bir konu var. Bu zamana kadar yapmış olduğum analizlerde bir tek SLP'de yanıldığımı düşünüyorum. Geçmiş videolarımı izleyebilir dileyenler. Diğer coin ve tokenlerin analizlerinden bahsediyorum. Dileyenler izleyebilir. Nokta atışı verdiğimiz hedefler birçok kez geldi. Bir tek SLP'de yanıldık. O da affola artık. Yapacak bir şey yok. Şimdi yeniden SLP analizi yapacağız. Gördüğüm bir pozitif nokta var uzun vadede. Orayı size anlatacağım arkadaşlar. Tabii ki bizim haftalık bazlı uzun vadede çizgilerimi açayım. Değişmeyen, hala geçerli olan W formasyonumuz var SLP'de. Bunun gerçekleşeceğini hala düşünüyorum. O yüzden sıkıntı, panik yok. Şimdi genel olarak bir özet geçeyim. Bu video çok kısa olacak. Merak etmeyin. SLP'de zaten bunaldınız. Ben de sizi fazla sıkmayacağım. W formasyonumuz var. Şimdi ilk hedefimiz 00853 arkadaşlar. Ve ilk direnç olarak karşımıza çıkıyor. Hedef 00853. Neden? Bollinger bandının herhangi bir test aşamasında, yani şöyle söyleyeyim, alt banda çarpacaksa eğer, buraya kadar çarpacağını düşünmüyorum. Çünkü günlük bazda Bollinger bandının alt çizgisi biraz daha yukarıda. Belki de şu anda oradan tepki alıyor. Neyse, fazla uzatmayalım orayı. Herhangi bir sıçrayışta Bollinger bandının orta çizgisine bir test gelebilir. O test geldiği zaman hedefimiz gelmiş oluyor otomatikman. Oranın kırılımından sonra bizim asıl hedefimiz 0.15 cent arkadaşlar. Oranın da üstüne attığımız takdirde, bakın orada Bollinger bandının üst çizgisini gösteriyor. Yani orta band kırıldıktan sonra üst çizgiye gitme potansiyeli var. Giderken de zaten hedefimize dokunmuş oluyor. Neyse, ikinci bir konu, W formasyonumuzun hedefi sağ bacağı tamamlanacaksa eğer 40 cent. W formasyonunun ana hedefi 0.74 cent. Bir de bizim gerilerden gelen bir yükselen trendimiz ve farklı algoritmalar ve indikatörlerle gördüğümüz, yazılımsal olarak gördüğümüz ve sağdan böyle sağlam kaynaklardan bilgi aldığımız 2 dolar hedefimiz var. Tabii ki bu ne zaman gelecek? Bu efsaneleşmiş olan ultra mega boğalar. Nasıl söyleyeyim yani? Piyasaya öyle bir para girmesi lazım ki SLP'de payını alsın. Anca tepe hedef dediğimiz bu arkadaşlar. 2 dolar. Diğer videoları da daha detaylı anlattım diğer SLP analizinde. O videoyu izleyip genel bir bilgi alabilirsiniz. Şimdi hemen fazla uzatmadan pozitif olan neydi arkadaşlar? Onu hemen ben size söyleyeyim. Hedeflerimizi verdik. Haftalık bazda değişen hiçbir şey yok şu anda. Günlük bazda tabii ki değişen şeyler oldu. 4 saatlikte perişan olduk. Kırılmaz dediğimiz yerler kırıldı. O da affol artık. Yapacak bir şey yok. Bir tek SLP'de yanıldım şu ana kadar. Neyse, şimdi gördüğüm pozitif noktaya geleyim arkadaşlar. Aresay'da pozitif noktamız var. Aresay bize SLP'nin çok ucuz olduğunu gösteriyor. Nasıl ucuz olduğunu gösteriyor? Bakın RSI'de 30 altındaysak eğer, 30'un altındaysak bu bize çok ucuz olduğunu gösteriyor. Her coin'de kolay kolay yakalanmayacak bir pozisyon. Genelde burada alınır, 80'lerde 70'lerde satılır. Şu anda balinaların bunu görmemesi beni gerçekten çok şok ediyor şu anda. Ama göreceklerini düşünüyorum. Bunu gördükleri zaman, buradan sağlam bir giriş yaptıkları zaman arkadaşlar, güzel karlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Şu ana kadar zaten ben genelde bunu kovalıyorum. Bütün coinlerde, tokenlerde bu Aresay'ın 27'ye 25'e, yani şu 30'un altına inmesini bekliyorum ki oradan aldığım her şey bana en azından %20'lik bir kar sağladı. O yüzden kimseye alın demiyorum SLP, çünkü SLP çok değişik, ama elde tutanlar için söyleyeyim, yani yükseliş yakın diye düşünüyorum. Yükselişin yakın olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu böyle kalmayacak. Buranın üstüne attım mı zaten yükselişler yavaş yavaş gelecek. Şu anda RSI'da pozitifiz. Bunun haberini vereyim dedim. Sıkıntı, panik yapmayın. Zararda olanlar bekleyecek. Yapacak bir şey yok. Dün de FED kararı güzel geldi. Ufak bir tatmin edici olmasa da güzel bir hareket geldi piyasalarda. Yeşile döndük. İlerleyen zamanlarda daha çok yükselişlerin geleceğini düşünüyorum. SLP de bundan payını alacak. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Bunun bilgisini vereyim dedim. Hayırlı akşamlar.